Evet, iyi günler herkese. Yeni bir videodayız. Ee, geçtiğimiz hafta yapamadım, burada yoktu, O yüzden e, imkanım olmadı. Bu hafta yeniden yapıyoruz. Endekste de iyi hareketler var. Geçen hafta endeks yüzde 4,24 yükseldi. İyi bir yükseliş oldu. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9,26 oldu. Önemli bir giriş de yaşandı aslında geçtiğimiz hafta endekse. Genel olarak hikayemiz yani hemen hemen aynı yeni ekonomiye yeni ekonomi yönetimi geldiğinden itibaren alımlar var. Evet endeks o zamanlar daha da düşüktü. İyi bir yükseliş yaşadı 30'undan itibaren yukarı doğru. Yani seçimlerden sonra yabancı oranı %27.50 idi. Şimdi %31 seviyesinin üzerine yükseldi. Ee, en son Temmuz ayına ait de yabancı işlemi de ilan edildi. Onları da bir şöyle bir inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Ama hikaye yani Türkiye'nin artık rasyonel bir ekonomiye geçişiyle birlikte daha fazla risk e, priminin düşeceği ve ekonominin daha sağlıklı bir şekilde hareket edeceğine yönelik bir beklenti. Bu, e, bu halen daha da satın alıyor. 8200 mümkün zaten hedefimiz oraya dek yukarı hareketlerde o yani orada da olabilir ve Olacak gibi de bir havası da var açıkçası. Olumlu bir havadayız. Yer yer satışlar olabilir. Önemli değil yani satışlar olsa bile bunların derinleşmesi yönünde bir beklentim açıkçası yok. Ee, yer yer satışın olması da aslında daha da şey e, sağlıklı bir durumdur. Ama orada tabii ki dikkat edeceğiz. Yani mesela geçen hafta perşembe günü endekste bir sert bir Düşüş oldu orada hemen böyle eyvah e, düşüyor mu şeklinde bir hava oldu ama hayır yani büyük resimde hikaye devam ettiği müddetçe e, satışlar olsa bile bunların çok fazla uzun soluklu satışlar olmayacağını ben mesela tahmin ediyorum. Tekrar yeniden alışlar olabilir nitekim o gün işte yaşanan satışta korku hissesini satanlar ertesi gün maalesef ya daha yukarıdan aldılar ya da arkadan izlediler genel olarak olumluyum. Bunu da ifade etmek isterim. İsterseniz hemen bir endeksimizi bir açalım. Endekste ki hikayemizde hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi izlediğimiz teknik hareketimiz şuydu. Şunu biraz daha şöyle bir rahatlatalım. 8.200'de hedefimiz var. Bu 8.200 aynı zamanda dolar bazında grafikteki bir önceki zirve aynı zamanda oraya da işaret eden bir yer. Oraya yönelik alışlar sürüyor. Ha şunu yapmanız mümkün olabilir. Hani çok böyle kısa vadede hani şurada bir bir şey var oluşmuş olabilir. Hani 7360 seviyesinde çok kısa bir destek bölgesi yaratmış olabilir. Burayı eğer endekse kısa vadeli yaklaşanlar varsa bu seviyeyi ...destek olarak e, izlemeleri de mümkün olabilir. Aşağıya inerse o zaman yani bu 7.360'ın da aşağısına inen bir satış başlarsa... ...o zaman işte düzeltme o zaman çok daha hızlı bir şekilde de artabilir... ...şeklinde bir yorum yapmamız da mümkün olabilir. Oysa 8.200'ün e, dolar cinsinden e, nereye isabet ettiğini de şöyle yapalım döviz cinsinden olan yer işte şu şurayı ifade ediyoruz. Yani 305 dolarlar 305'i şimdiki 27 2706 gibi bir kurla çarparsanız 8200'ler gibi bir seviyeyi de hesap edersiniz. Bu da e, döviz cinsinden oldukça iyi ortalamaların üzerine çıktığı çıkalı zaten çok oluyor. Bakın 7 Temmuz'da o zamanlar yaptığımız o videoda da ifade etmiştik. Hani artık böyle mekti bakın aşağıda sı sıfırın üzerine çıkıyor bakın şöyle size göstereyim. Sıfırın üzerine çıktı. O 11 Temmuz'da uzunca bir zamandan sonra çıktı. Ortalamaların üzerine çıktı ve ardından şuradaki şu 18 Temmuz'daki o düşüşün ardından ortalamasını da iyice bir test etti. O testin ardından da tekrar yukarı doğru hareketler var. Döviz cinsinden önümüzde tabi bazı engellerimiz var ama hani hava güzel hani o engeller çok fazla tutmayabilir. Ee, yani 294'ler mesela dolar cinsinden buralar olabilir. Daha da yukarıda da 304'ler yine hedefimiz olacak. TL cinsinden e, şimdi biraz daha alarm zillerinin çaldığı bir nokta var. Onu da ifade edeyim. O da bu. Bu endeksin TL cinsinden haftalık olarak açılan grafiği. Burada gördüğünüz gibi ve izlediğiniz gibi endekste yani 7 haftadır yükseliyoruz. Yani şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu hafta düşmüştü. Ondan önce de 1, 2, 3 hafta üst üste bir yükselmişti. Yani bir 2 hafta bir ara verdi. 7 haftadır yükseliyoruz. Ortalamalar bakın ne kadar aşağıda kaldı. Yani ciddi bir aralık var ortalamalarda. RSI haftalıkta 70'in üzerinde 80'lere geldi. Kendi mektisinin kendi ortalamasıyla olan aralığı da açıldı. Yani bütün bunlar bize artık endekste hani bir realizasyonun da yaklaşıyor olduğunu da ifade ediyor. Bunu da söylemek isterim ama işte o realizasyon ne zaman olacak? İşte 8200'de mi olacak? Ee, mesela hani 8200'e geleceğiz orada bir realizasyon mu olacak yoksa 8200'ü de aşacağız bir miktar daha gideceğiz mesela şunu söyleyeyim hani 21 Ağustos'ta 6 aylıklar artık tamamen bitmiş olacak bilançoları almış olacağız o bilançolardan sonra hani bilanço bitti beklenti de bitti deyip de hazır da bu yükselişi de bir Bahane olarak alıp da bir satış olayı da olur mu olmaz mı önceden çok oldu çok böyle yaşadığımız bir şey ona bir dikkat yani edeceğiz yani burada az önce gösterdiğim o şeyde ortalamalarla epey bir uzaklaşma oldu bu tabii çok sür şey sürdürülebilir bir durum değil ha, ama o sen yani o satışların ne kadar sert ne kadar etkili olacağını bence e o zaman anlayacağız ama ben yine de çok sert satışlar olabileceğini zannetmiyorum. Fakat tabii yani haftalık bazda bir yüzde %4, 5 gibi o zamanlar tabii bir realizasyon olursa da o da epey bir ürkütücü o olabilir yani. Orada da sağlam durmakta yarar var. OVP'nin Eylül ayının ilk 10 ayında ilan edileceğinin ifade edilmesi geçen haftanın önemli bir olayıydı. Çünkü Artık OVP'nin ne zaman açıklanacağı hakkında bilgimiz yoktu. Hatta artık Ekim'e mi sarktı acaba diye yorumlar yapılıyordu. Bunun tahmin edilenden erken bir zamanda açıklanması önemli. Neden önemli? Çünkü bütün yabancı yatırımcılar yani şu ana kadar gelen yabancı yatırımcıların çoğu aslında çok böyle ufak fonlar. Yani çok böyle çok önemli fonlar değil ama asıl ana fonların... E, OVP'yi iz, izlediğini ve OVP'den sonraki uygulamaları izlediğini hepimiz zaten izliyoruz. Ee, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için uğraşlar verilmesi. Bu da çok önemli. Gri listeden çıkarıldığımız anda Türkiye'ye sermaye ıı, akışı da ıı, oldukça ciddi bir şekilde de hız hızlanabilir. Bu da önemli. Bir de geçen hafta yabancılara 2018 yılında... E, Sıvaplarla swap'larla ilgili bir kapanma yapmıştık. Swap yani şeyleri swap işlemlerini kapatmıştık. Swap kanallarının yeniden açılacağına yönelik resmi bir açıklama yok ama piyasada bunun gibi bazı söylemlerin olması da etkili oldu. Bankacılığı belki de yukarı git götüren bir sebeplerden biri buydu. Birisi de benim şahsi fikrimce OVP'nin erkene alınmış olması. Moody's'in de raporu var. O rapor tabii e, yanlış anlaşıldı. Yani orada yani Türkiye bu rasyonel uygulamalarına devam ederse görünümü yukarı doğru revize edebiliriz şeklinde bir ifade var ama onun zaten hani e, 6 aydan önce böyle bir şeyin olabileceğini ben de zannetmiyorum açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, şöyle bir endeksimizi bir açalım, şuraya bir açalım. Geçtiğimiz hafta endeks izlediğiniz gibi yüzde 4.24 yükseldi. XU 30 endeksi yüzde 4.43 yükseldi. XE UZO yani 100 30 yüzde 3.73 yükseldi. Tüm endeksi yani BIST 100 dışı hisselerde yüzde 3.38 yükseldi. Yani aslında genele yayılan bir yükseliş oldu diyebiliriz. Halka Arz Endeksi yine hani yani Türk yatırımcısı yeni halka arz edilen şirketleri seviyor. Yani arkadaş bu başka bir şey değil. Yani şey şirketin FK'sı olmuş 100 ama yine de e buraya yönelik ciddi bir ilgi var. E Bankacılık endeksi de gördüğünüz gibi %9,26 yükseldi. En çok yükselen endeksimiz... Ee, leasingler oldu %14.08 yükselişle. Leasingleri %12.6 ile ticaret endeksi şey yaptı. Leasinglerde çok ciddi karlar geldi. Çok güçlü bilançolar geldi. Yani mevcut ekonomik sistem şirketleri leasinge çok ciddi itmiş. Orada işlemlerde, hacimlerde çok artışlar olmuş ve ciddi de net karlarda da ciddi de artışlar var. Yani bu bir tesadüf eseri yaşanan bir durum bu değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ticaret endeksi %12.6 arttı. Bankacılık az önce dediğimiz gibi 9,26, ulaştırma endeksi var %7.68. Hizmetler sigorta endeksi geçen haftaki agresif yükselişin üzerine bu haftada da %6.26 yaptı. Burada da ...çok güçlü kar rakamlarını geçen hafta aldık. Onu da ifade etmek isteriz. En çok düşenlerde... ...hani ilk başta il şeyleri var. Adana ili, Sasa var burada etkili. Yüzde 11 düşmüş. Aydın ili var, yüzde 4.22. Böyle böyle geliyor. Ulusal endeksi olarak spor endeksi yüzde 1,66'lık bir düşüş var. Kimya endeksi yüzde 1,14'lük bir düşüş var. Tabii burada çok enteresan hareketler var. Yani... E, ee, Petkin mesela çok zayıf bir kar getirdi. Hakikaten bilanço da zayıf. Şirket hatta Vafök beklentisini 120 milyon dolarlardan 70-80 milyona falan aşağı doğru revize etti. Orada bir düşüş oldu ama Cuma günü inanılmaz bir %10'luk bir hareket yaptı. Ve yine tekstil sektörü burada en çok yükselen, en, en çok düşenlerden var ama çok düşük tabii. %0,84 gibi bir düşüşler var. Bunlar çok önemli hareketler olarak ifade etmek biraz zor. Şimdi geçtiğimiz hafta e, Temmuz ayına ait borsada yabancı işlemleri ilan edildi. Temmuz ayında burada Finnet 2000'de yabancı işlemi kısmında çok rahat bir şekilde bunları görmeniz mümkün. E, Temmuz ayında en çok Akbank alınmış 74 milyon dolar. Sonra Tofaş Fabrika geliyor 52 milyon dolar. Ford Otosan alınmış 51 milyon dolar. Yani bu tabi e, önemli alışlar ve buralarda çok güçlü bilançolar var. BİM alınmış mesela BİM'de henüz bilançoyu almadık. Hatta BİM'in bilançosunun 17 Ağustos'ta gelmesi tahmin ediliyor. 37 milyon dolarla bu alınmış. Garanti Bankası, Tüpraş, Pegasus, Ek, Emlak Konut, Astor ve Türk Traktör en çok alınanlarda Astor'un bu çarpanlarla yine de en çok alım yapılan kağıt olması da e, tabii ki ilginç. Çünkü ama yani Astor'da çok güçlü bir, bir, bir bilanço geldi. Kar artış hızı 3 aylıktan daha da fazla artış hızında bir art, artma var Astor'da. Bu tabii hani F, FK yüksek gibi olsa bile kar artış hızı çok yüksek olduğu için onu biraz daha normalleştiren bir şey. En çok satılanlarda yapı var. Ya YKBNK, banka, Türksel geliyor. Türk Hava Yolları mesela bakın yani artık yabancılar herhalde Türk Hava Yolları'nın olgunluğa geldiğini falan herhalde düşünüyorlar. Bizde de çok ciddi yukarıda revizyonlar var. Bence devam edecekler. Burada tabii şu yanlış anlaşılmasın yani... 32 milyon satıldı da yabancı Türk Hava Yolları'ndan mı çıktı? Bitti mi sıfır mı? Hayır halen de elinde ciddi miktarda yabancı fonu vardır. Bir miktarını satış yapılmıştır. Öyle de bakmanızda fayda var. Penta da gelmiş bir yabancı satışı. Şok marketler. TT.com'da satış var. İşçiye'yi satmışlar. Doğuş Otomotiv'i satmışlar. Tav satmışlar ve Enka satmışlar. Mesela buradan da böyle bir e, çıkarım yapmak mümkün. Bu mesela yabancıların el er, ay ay alım ve satım e, miktarları ve gördüğünüz gibi en yoğun işlemlerin olduğu aylar Kasım 2022. O Aralık 2022 ve Ocak 2022. Yani o tarihlerde çok aşırı miktarda işlem hacminde çok ciddi bir artış var. Ve sonrasında azalıyor ve Temmuz ayıyla beraber yeniden bir yükseliş var. Mesela bu bizim ilk, ilk başta dikkatimizi çekiyor. Burada Finnet e, sektörel olarak e, şey veriyor. Şu sağda gördüğünüz şey sektörel olarak yabancıların Temmuz ayında net olarak alımda olduğu sektörler. Mesela işte 133 milyon dolar gibi bir miktar metal eşya makinada yapılmış. Ee, yani 106 milyon dolarlık bir net alım otomotivde yapılmış. 92 milyon sanayide yapılmış. Bu tabii çok geniş bir şey. Otomotiv de var bunun içinde. Kimyada yapılmış 45 milyon e, dolarlık bir alım. Petrol sektöründe 37 milyon petrol üreten şirketimiz yok bizim elbette ki. Ama buradaki anlatılmak istenen tabii petrolle ilgili olanlar. işte yani Tüpraş en basiti Petkim olabilir. Nafta girişi. Perakende sektörü, perakende toptanlar, elektrik malzemeleri böyle böyle aşağı doğru iner bu sıfıra kadar geliyor ve en sonda en çok satılanlar teknoloji bilişim ve savunma sektöründe satılmış ve telekomünikasyonda satılmış. Zaten yukarıda da izlediğiniz gibi TT.com ve Turkcell satılanlar listesindeydi. Ulaştırmada satılmış ve bilişim ve yazılımda satılmış mesela. Buna ben çok şaşırdım. Yani yazılım aslında dünyada da çok çok iyi bir zaman geçiriyor. Ama niye satılmış bilmiyorum. Madencilikte bir satış var. Camda var. Şişe camda mesela bir satış var. Bu şekilde devam eden bir o şey var. Şu da toplam hacimsel anlamda. Yani alış ve satışlar. Şurada mesela sanayide çok büyük işlemler var ama net nette de, de alıcı olmuşlar işte şurada yanda 92 milyon gibi. bankalarda çok hacimleri artmış. Holdinglerde artmış. holdingler ve yatırım şirketleri var. Mevduat ve kredi bankalarında hacimleri çok artmış. Enerjilerde bir miktar daha artış göstermişler. Bunun haricinde şöyle dikkatimizi çeken demir çelikte bir miktar artışları var metal ana sanayinde artışlar var, top, çimentolarda artışlar var ve mesela orada bir satıcılığı yönde bir hareket var. O da ilginç. Evet çok iyi bilançolar var, çok iyi yükselişler var ama yine de ben devam edebileceğini tahmin ediyorum o tarafta. Ee, teknoloji, bilişim ve ulaştırmada da yine satıcılı şekilde de hareketler var. Evet şurada çok daha farklı yani çok özet vaziyette veriyor ama Finnet 2000'de ayrıca burada hani sektör bazında aylık yabancı işlemleri, e, sektörel bazda iki tarih arasındaki yabancı işlemleri, yabancıların sektör bazındaki hisse pozisyonları şeklinde de daha farklı pek çok da analiz var oralara. Şu anda ben girmek istemiyorum elbette ki. Onu da çünkü girersek çok daha fazla bir şekilde de uzar hareketlerimiz. Evet şimdi gelecek hafta 14 Ağustos'ta Pegasus ve TT.com ilan edilecek yani yarın. Salı günü Aksen ve Aselsan'ın 6 aylıklarını bekliyoruz. Çarşamba günü Enka ve Şok Marketleri bekliyoruz. Ve 17 Ağustos'ta Perşembe günü de BİMAŞ, Türksel ve Ülkeri geleceğini tahmin ediyoruz. Yani önemli ve ağır toplar burada bilançolarda. Bize yol gösterici olacak. Geçen hafta mesela Yunsa, Sabancı Holding, Arzum, Kale Kim, Kimya, Türk Hava Yolları, Çimsa, Borusan ki bence yılın hissesi o oldu. Yani artık bu saatten sonra tabii şey de yani hakikaten hem bilanç olarak hem de fiyat artış performansı getiri olarak bence bu yılın hani efsanesi o oldu. Logo, yazılım çok iyi bilanço getirdi ama sırf yönetim yıl sonu beklentilerini aşağı doğru revize etti diye çok sert bir satış yedi. Ama bilanço aslında gayet güzel, iyi gidiyor. Anadolu Efes'te Adel, Makim, Bobet, Astor, Derimot, Desa, Anadolu Grubu Holding, Ata yazılım, Akçansa ve Kola'da çok iyi rakamlar aldık. Sasa, Korsa, Tekfen ve Ereğli de çok fazla hani şey zayıf rakamlar halen daha devam ediyor. Operasyonel anlamda çok iyi ama net kar bazında hani daha düşük, daha kötümser olanlarda da Karel'de geldi mesela, Tuğçelik'te geldi ve Teknosa oldu. Yani Teknosa hakikaten yani Ciro'daki artış hızı, esas faaliyet karındaki artış hızı çok iyi. Şirket çok iyi yönde gidiyor ama sırf bu çeyrekte çıkan bazı masraflar, bazı ceza var bir kere rekabet kurulu. Yani tek seferlik giderler yüzünden net karda sadece %17'lik bir artış var. Bu tabii ikinci çeyrek için. Ama tabii 6 aydan 6 aya baktığınız zaman gayet iyi bir yükseliş var. Bu tabii hisseyi de negatif etkiledi ama benim yani uzun vadedeki e, olumlu yöndeki beklentim TeknoSa için olumlu ama Karel'deki operasyonel artışlar falan mesela oldukça iyi geldi ya. Yani. yani esas faaliyet karı çok iyi, satışlar çok iyi ama net karda zarar var. Mesela zarar ilan etti. Çünkü bu çeyrekte çok yüksek finansman gideri ilan etti. Eğer Üçüncü çeyrekte yine bu kur oynamaları çok fazla olmazsa bu ciro ve esas faaliyet karı artışı da yine üçüncü çeyrekte devam ederse Karel kar mesela yazabilir. Çok ciddi bir şey yazabilir. yani Bunlar önemli şeyler ama maalesef bizim borsamızda herkes sadece net kar odaklı hareketler yaptığı için ee, burada tabii bir yorum yapamıyoruz ama bu bu satışlarda alış içinde bir fırsat veriyor. Har Demir'de kar geldi. Ee, tahmin edilen beklenti 498 milyon TL'ydi. 558 milyon TL'lik bir kar ilan etti. Beklenti titrelerin üzerinde. Ciroda ve FAVÖK'te de beklentilerin üzerinde karlar var. Bu da tabii ki e, hissede iyimser bir açılış yapabilir. Burada gördüğünüz kart demirin yatırımcı sunumundan alınmış bir yer. Yani burası sunumu mutlaka açın okuyun bir kere. Yani bu hisseyle ilgileniyorsanız sunumu da okumalısınız zaten. Burada esas üretimi veriyor. Birinci yarıda 2022'de 1 milyon ton kadar satarken bu senenin ilk yarısında 1 milyon 161 milyon ton satıyor. Yani tonaj bazında aslında geçen yılın üzerinde de mesela altındaydı bu rakam. E, Favök rakamı içinse Favök e, geçen yıl 6 aylıkta 3.2 milyar lirayken bu yıl 2.6'ya düşmüş vaziyette. Yani ton bazında daha fazla satmış ama kar bazında daha aşağıda. Niye? Çünkü Favök marjı geçen yıl %25'lerdeymiş bu sene %16'lara kadar düşmüş halde. Bu da e, e, tabii ki bunun nedeni de ilan ediliyor. Net kar da öyle. Yani 6 aylıkta 1 milyar 199, geçen yıl 2 290 ilan etmişti. Şimdi e, bunu bir söylemek istedim. Diğer bir söylemek istediğim şey şu. Burada bakın Kardemir ton başına Fabrik rakamını veriyor ve bunu bir bir kere TL cinsinden olan rakam aslında 2022'nin son çeyreğinde yani şu işte 3. çeyreğinde 929 liraya düşüyor, dip yapıyor. Oradan beridir yükseliyor ve şu anda TL cinsinden ton başına Favek neredeyse düştüğü yere kadar geldi. Hatta yani aşmak üzere 3355 liraya kadar yükseldi. E, burada bunda e, tabii ki dövizin etkisi var yani. Kur artışı. Pek kurdan farklı bakarsak aşağıda da Kırmızı renkle verilen şey de bunun e, döviz cinsinden verileni. Bakın yine 2022'nin 3. çeyreğinde 52 dolara kadar düşmüştü ve dip yapmıştı. Oradan yavaş yavaş 68 dolar, 94 dolar ve bu ikinci çeyrekte 162 dolara kadar yükseldi. Yani bu da mesela Kardemir için önemli olan bir faktör. Bu olmasına rağmen tabii Favek falan daha aşağıda geldi. Niye? Çünkü fiyatlar çok düştü. Fiyatların düşmüş olmasının etkisi ve kar marjlarının düşmüş olması. Çünkü maliyetler de çok ciddi tabii ki yükseldi. Bunların etkisiyle henüz bunları kar rakamında bizler hissetmiyoruz. Ama bu devam ederse önemli bir toparlanma da olabilir şeklinde bir yorum yapmak isterim ben açıkçası. Evet şimdi tekrar Forex ekranımızı bir açalım. Orada burası endeksti. Forex ekranımızda bir Amerika'yı bir açalım. S&P'yi orada bir şeyler oluyor. Ee, burada yine resesyon söylemleri çıktı. Bu Fitch'ten sonra bu iş biraz şey ola girdi. Satışlar başladı ve bakın S&P 50 günlük ortalamaya geldi. Şu mavi çizgi 50 günlük ortalama 4445 seviyesi çok çok önemli bir nokta. Mekti henüz sıfırın üzerinde. Borfin'de benim yaptığım pek çok eğitimler var. Orada mesela teknik analiz eğitimi de var. O eğitimi alanlar varsa ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Mekti hala sıfırın üzerindeyken bunun 50 günlüğün altına düşmesini çok fazla ben zannetmem. Buradan bir tepki bile olabilir. Ancak şu 22 günlüğün altına indiği için bu tepki de e, sınırlı olabilir. Hani 4520'lere kadar bir tepki falan olabilir. Ondan sonraki dönüşünde 50 günlüğü zorlama olayı olabilir. Eğer yabancı hisse fonuyla iş iş yapıyorsanız orada bir pozisyonunuz varsa S&P'de bu 50 günlük ortalamayı bir iz iz yani izlemenizi tavsiye ederim. Bunun altına yani 4445'lerin altına doğru düşerse ve yerleşirse S&P işte o zaman daha da aşağılara doğru düşme riski de oluşacaktır. Orada işte o yabancı hisse fonlarınızı satma zamanı da gelmiş olabilir. Onu da ifade etmek istiyorum. Altını açalım. Ons altını, ons altın çok çok önemli bir yerde. Çünkü Dolar endeksi e, yükseliyor. Hani yüz, yüzlerin altına gelmişti. 102.70'lere geldi ve bununla beraber ons altın gördüğünüz gibi yine şu 1915'lere doğru tekrar geldi. Yani bir türlü bu ortalamalarının üzerine bir yerleşemeyen bir ons altın var. Çünkü çok oynak bir dolar endeksi var. Dolar endeksi yine çok yükseldi ve bu da yine baskı altına geldi. 1915 bakın öncesinde de çok ciddi yerler bu seviyelerden hep böyle tepkiler var. Hatta yer yer 1900'lere kadar bile bir düşüşler falan olabiliyor sarkmalar. Ee, yani biraz böyle kritik bir noktada çok alım yapılacak bir bir şey değil. Bir, bir, biraz acele etmemekte de yarar var. Ee, 1900-1890'lara kadar bile bir sarkmalar olabilir. Oralar belki daha iyi yani şu seviyeler belki daha iyi bir alım fır fırsatı da verebilir bize. Ee, hazır açmışken şu dolar endeksini de bakın açalım. İşte şu son e, 14 Temmuz'dan itibaren yaşanan bu hızlı yükselişin hala devam ediyor olması ons altını da aşağı doğru indirdi. Genel olarak şeklimiz de bu. Yani e, dolar endeksi için de bir net bir yorum yapamıyoruz. Fed'den ötürü. Fed çünkü tam net bir yorum yapamıyor. Burada da açıkçası böyle şeyler de var ve oluyor. Evet. Ee, gelecek hafta bizde çok önemli veri akışları yok. Onu söylemek isterim size. Şuradan not tuttuğum notlar var. Yani çok haber akışları yok. Salı günü bir ihale var, hazine ihalesi ve Temmuz ayı tarım üfesi gelecek. O bunun haricinde hani ekonomi yönetiminden haber akışları olursa o zaman bir şey olur. Dışarıda Amerika'da yine salı günü zev endeksi var. Euro'da da var. Yani Euro bölgesi içinde var ve bir de salı günü Amerika'da Temmuz ayı perakende satışlar verileri var. Bunu iz, izleyeceğiz. Çarşamba günü önemli. Amerika'da Temmuz ayı sanayi üretim verisini alacağız. O veri mesela hem altın içinde hem de şey içinde ee, dolar endeksi için de çok önemli önemli olacak. Euro bölgesi için de salı günü yine sanayi üretim verisi var. O da mesela önemli olacak ama Euro bölgesi için en önemli veri cuma günü enflasyon verisi var. O rakamda yine dolar üzerinde ve dolar endeksi üzerinde et, yani etkili bir haber olacağını tahmin ediyorum ben. Özetle efendim videoyu burada bitiriyoruz. Yarım saat oldu yine. Endeksle ilgili olarak e, pozitif fikrimi sürdürüyorum. 8200'e doğru gitmemiz muhtemel. Oralarda bir kars satışları da olabilir. Ama bu kars satışlarının e, çok fazla derinleşmeyeceğini tahmin ediyorum. E, yani biraz yıpratıcı bile olabilir ama yine de oralarda sağlam durmakta da fayda var. 6 aylıkları alıyoruz. Ee, şirketinizle ilgili analizlerinizi yapın ya da raporları okuyun. Eğer hani daha güçlü hisseler varsa o tarafa da bir yönelmeler olabilir. Çünkü çok fazla geçişler var. Yabancıcılar bile bakın yapıyorlar artık yavaş yavaş geçişleri. Mesela araştırma e ekiplerinin yapmış olduğu şeyler, model portföyler. Oralarda da bu, biz şunu sattık bunu aldık şeklinde hareketler var. Bunlara falan dikkat etmekte yarar var. Onlarla beraber de hareket edebiliyorsunuz. Bir başınıza e, küçük bir yatırımcıysanız ve tek e, bir şeyler yapmaya uğraşıyorsanız ben her zaman hani yatırım fonlarını tavsiye eden birisiyim. O taraftan da yapıp en azından orada daha uzmanlarca yönetilen fonlar daha böyle orta ve uzun vadeli analizlerle yapılan işlemler var. Daha sağlıklı olacaktır. Siz de durduk yere de yorulmayacaksınız. Ama yatırımcı olmak en önemlisi. Yatırımcı olun, borsacı olmayın her zaman ifade ediyorum. Uzun vadede değer dediğimiz şey zaten uzun vadede oluşuyor. Şu, şu Şurada bile geçen gün birisiyle sohbet ediyordum. Ee, ya şu söylediği tek şey şu oldu ya ben o kadar çok işlem yaptım ki bu yükselişten ben faydalanamadım diyor adam. Yani sattım aldım sattım aldım bir baktım evet bir kar etmişim ama hani hiçbir şey yapmasaymışım çok daha fazla kar edecekmişim şeklinde oldu. Ee, biz de her zaman onu ifade ediyoruz. Yani yatırımcı olun borsacı olmayın lafının arkasındaki asıl anlatmak istediğimiz de zaten bu. Bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Hepinize iyi bir hafta olsun inşallah. Hoşçakalın, iyi günler.